Merhaba, Söz Sende'ye hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir Söz Sende programıyla karşınızdayız. Bugün çok yakından tanıdığınız bir sinemacıyı, tiyatrocuyu, müzisyeni, restoran sahibini ağırlayacağız. Sevgili Ezel Akay konuğumuz. Söz Sende'ye hoş geldiniz. Ezel Akay bizlerle beraber. Ezel Akay'la yeni tiyatro projesinden bahsedeceğiz. Hunililerden bahsedeceğiz ama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok görüşmeyeli. Vallahi Hunili var. Herkes gerisi, de var. Gerisi evet. Yani şu Hunileri taksak mı takmasak mı arasında gidip geliyoruz hep. Bence herkeste bir huni var aslında. Var. Şimdi zaten bu böyle bir akıl hastalığı değil bunlarınki. Bu Yiğit Özgür'ün yarattığı tiplerin ilginç özellikleri var. Onlar Allah akıl fikir versin diyene sebep Allah Allah diyorlar. Yani aklı fikri kenara koyup bizim aklımızla fikrimizle dalga geçen, alay eden hikayecikler anlatıyorlar aslında. Sevgili Ezel, sen aslında daha ziyade sinemacı kimliğinle biliniyorsun. Evet. Ama senin kökenin, eğitimin hep tiyatro üzerine. Bu sinemanın daha popüler olmasından mı kaynaklı, yoksa sen bunu daha ön plana çıkardığın için mi? Ben tiyatroya biraz daha oyunculuk yaparak başladım. Hatta yurt dışında da biraz tahsil ettim. Amerika'da. Oyunculuğu, evet, tiyatro master yapmaya çalıştım. Ama hani sinemada ben çok daha rahat hareket ediyorum. Ve hani orada yaklaşık 30 senedir de işte reklam filmi, sinema filmi falan diye onlarla iştigal ediyorum. Ama tiyatro, hani bir sinema ile tiyatronun ilginç kardeşlikleri var. Yani bunlar benzer gösteri sanatları. Çok önemli farklar da var. Hani tamamen tesadüf oldu. Hani yıllardır benim dosyalarımın içinde bir de hadi şu da oyun olsun, bu ne güzel oyun olur diye ayırdığım bir sürü şey oluyordu hep. Yani ikisini birlikte düşünüyorum genellikle. Takip de ediyorum bir parça. Şu dönemde farkında mısınız bilmiyorum ama muazzam bir tiyatro hareketi var. 600 civarında oyun oynanıyor bu sene İstanbul'da. Sadece 1500 civarında oyun oynanıyor bütün Türkiye'de. Ne kadar güzel. Ve çok ilginç salonlar, küçücük 50 kişilik, 60 kişilik salonlardan 1500-2000 kişilik salonlara kadar. Ama ortalaması 300-400 koltuk olan ilginç ve çok donanımlı salonlar açıldı. Ben farkında değildim yani bu işe bulaşmadan önce. Ayşe Prodüksiyon bana bir teklif getirdi. Yiğit Özgür'den bir oyun yapmak istiyoruz, ne dersin deyince dedim üstte para vereyim. Neredeyse. Çünkü ve verdim. Benim, ve çok çok uzun süredir benim de üstünde çalıştığım bir şeydi. Yani o karikatürleri canlandırmak nasıl olur diye düşündüğüm bir şeydi. O zaman o teklifle birlikte fark ettim ki müthiş bir sıçrama var Türk tiyatrosunda. Türk tiyatro tarihinin görmediği bir zenginlik bu. Çok ilginç bir ülke burası, yani nasıl oluyor diyeceksiniz. Oluyor. Müthiş bir üretim var. İlginç bir şekilde Türkiye'deki çeşitli tiyatro okullarından, mesela dramatik yazarlık bölümlerinden mezun olanların sayısı çok yükseldi. Ben birçoğuyla hem yüksek lisansta hem profesyonel olarak çalıştım. Hepsi müthiş sahne yazarları. Ve çok var, sayıları çok fazla. Onun için yeni Türk oyunları yazılıyor. Burada oyunlar yazılıyor. Çok güzel uyarlamalar yapılıyor. Yani devlet tiyatrosunun ve şehir tiyatrolarının katkılarının ötesine geçen ve salonlar dolu. Yani 100 oyun oynanıyorsa 3 tanesi kısa sürede oynayıp kapatıyor defteri. Ama gerisi genellikle 150-200 kişilik ortalamayla, ki daha yüksek olanları var, 500-600 kişi, hep salonları dolan oyunlar var. Bunun nedeni ne? Vallahi sosyolojik bir analiz lazım bunun için. Ama sonuçta mutlu eder. Çok mutluluk verici bir şey. Bir de bütün mesela televizyon dizilerinde oynayıp ünlenen gerçek oyuncular, yani oyunculuk eğitimi almış oyuncuların hepsi tiyatroda mutlaka bir yer buldular kendilerine. İstediler de bunu. Tiyatronun bütçeleri filmlere göre düşük ama düşündüğümüz kadar da düşük değil. Yani sanki böyle tiyatrodan hiç para kazanılmaz, orası er meydanıdır. Şimdi bu yandan doğru, ama bir yandan da mesela haftada 250-300 lira, 500 lira haftada kazanabileceğiniz, 2 oyun oynarsanız 600 lira kazanabileceğiniz aylık bir asgari ücrette, asgari ücretin üstüne denk gelen, biraz daha yüksekine denk gelen, oyuncu sayısına bağlı, 10 kişi ise daha az da işte 3 kişi ise, yani oyunun kendi masrafını yarım sezonda, ne bileyim 15-20 oyunda çıkartıp rahatlıkla, ondan sonrasında da bir geçinecek para getiren bir şey oldu bu. Tabii ki yapımcılar 2-3 oyunu bir arada yapıyorlar. Böylece bir fizibilite de oluşuyor. Ben anladığım kadarıyla yavaş yavaş bir ekonomisi de oluşmuş bunun. Yani öldürmeyen, süründürmeyen güçlendiriyor. Evet, bir güçlendirme mali açıdan. Yani oyuncuların çok ihtiyacı var böyle şey, alternatiflere. Yoksa yani çok kötü şeylerde oynamak zorunda kalıyorlar ve yakınıyorlar. Benim çok ilgimi çekti bu gelişme. Peki Hunililer ile devam edelim. Yiğit Özgür'ün çok meşhur bir serisi. Evet. Bir karikatürün tiyatrolaştırılması nasıl mümkün? Şimdi biraz elimden geldiği kadar bu işin bilimsel, yani tiyatro pedagojisi açısından tiyatrocular nasıl çalışıyor? Çeşitli yöntemler, çeşitli tarzlar var. Bir kere böyle bir şey yapmak için, yani böyle bir karikatürden uyarlama yapmak için çok yenilikçi bir yaklaşım gerekiyor. Yani oyunculuk tekniği, sahneleme tekniği, mizansen tekniği falan gibi yeniden bir düşünüp bir takım tiyatro akımlarını, işte Stanislavski'nin tiyatro, Brecht'in tiyatro gibi, naturalist tiyatro, işte in your face oyunları gibi, bunların hepsine yeni bir tarzdan bakmak gerekiyor. Yani tiyatro tarihinin eğitmenlerinden şöyle adlandırabilirim. Bir kere Yiğit Özgür'ün karikatürleri çok katmanlı. Bir yabancının mesela anlaması çok zor bir mizah. Biz de çok gülüyoruz ama anlat deseniz anlatamayız. Çok karikatüre has bir üslubu var onun. Ve hani karikatürdeki karakterler klişe bir şey yapıyorlar. Bir sevgilisi ilanı aşk ediyor mesela sevgilisine. Bir cümle sonra başka bir yere sıçrıyorlar. Bir cümle sonra sonunda pastırma nasıl yapılır'a bağlanıyor evlilik teklifi. Yani böyle nereye doğru gittiğini kestiremeyip sürekli şaşırtan bir diyalog stratejisiyle çalışıyor Yiğit Özgür'ün kafası. Böyle çok gerçeküstü bir mizah demek lazım buna. Başka bir adlandırma şeyi gelmiyor aklıma. Anlaması zor, anlatması daha muhtemelen... Daha doğrusu anlatması zor, anlaması zor değil. Yani çünkü bakıyoruz ve tak diye anlıyoruz. Yani ben bakıp da hiç anlayamadığını görme, kıkırdıyorsun. Anlat desen Allah Allah ben neye güldüm? Yani şimdi bu adamın burnuna mı güldüm, lafına mı güldüm diyemediğimiz aslında bizim kültürel alışkanlıklarımızla, adab-ı muaşeret kuralları dediğimiz, toplum içinde nasıl davranılır kurallarıyla sürekli olarak dalga geçen, oradan şaşırtmalar yapan bir anlayışı var. Bunu sahneye uyarlarken o şey yetmiyor. Diyalogları oyuncuların söylemesi yetmiyor. Kılık değiştirmeleri, yani beden değiştirmeleri gerekiyor. Ona göre bir tavırla oynamaları gerekiyor. Yani klasik insanın tepkisini vermemeleri gerekiyor. Yani sana bir laf söyleniyor, sen ona öyle bir laf söylüyorsun ki seyircinin kafasının değişmesi lazım. Bu da başka türlü bir oyunculuk çalışması, eğitimi gerekiyor. Bir de şimdi Yiğit Özgür karikatür komedi gibi gözükürken aslında alt katmanında da pek çok şey barındıran konular. Evet, tabii, sürekli bir dalga geçme söz konusu ama yine altyapıda insana kendisini sorgulatan, toplumu sorgulatan, pek çok farklı konuyu sorgulatan durum. İnsan görsel olarak gördüğü ve okuduğu şeye gülerken izlediği şeye de gülebiliyor mu? Vah, bizim seyircilerimiz gülüyorlar. Yani oyun genellikle böyle bir kıkırdama ve kahkaha ve alkış ve kıkırdama veya gülümseme diye gidiyor. Yani böyle bir sinir savaşı gibi gelişiyor aslında oyun. Oyun lobide başlıyor zaten. Hunililerle karşılaşıyor önce oyuna gelenler ve orada tamamen doğaçlama. Bütün oyuncular hepsi ayrı bir Hunili karakteri geliştirdiler. Özellikleri var. Kulağını kaşıyan bir tanesi var. Çok ince sesli, bağıra bağıra konuşan var. Ondan sonra devamlı saat kontrol eden yaratıklar var. Yani söylediği anlaşılmayan bir türlü. Hep yanında bir başka Hunili tarafından tercüme edilen Hunililer var. Böyle böyle 10 tane karakter var. Bunlar lobide karşılıyorlar seyirciyi ve kendi dillerini onlara öğretiyorlar aslında. Öyle bir şeye ihtiyaç duydum. Lobide başlıyor lobide yani. Başlıyor. Tabii lobide seyircilerle tiyatro. Birlikte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan oynayacaklarının bile farkında olmayan Hunililer. Yavaş yavaş ya diyorlar ki biz sıkılacaksınız, oturdunuz madem buraya dinlenmek için size bir oyun oynayalım diyoruz. Çok iyi oynayacağız, ben oynayamam diyor, ezberim yok diyor, ben ezber yemeden geldim diyor mesela. Yani bizim alıştığımız her şeye garip bir yerden yaklaşıyorlar. Ondan sonra da biz insanları oynuyorlar. Fakat Yiğit Özgür'ün karikatüründe biz insanlar dediklerimizin burunları böyle, yani kulakları şöyle olan karikatür tipler. Onun için masklar takıyorlar. Ve Hunili bir karakter maskı takınca o karikatürün diyelim ki evlilik teklifi bekleyen genç kadınına dönüşüyor ve bunu oynamaya çalışıyorlar. Bitirdiklerinde çıkartıyorlar maskları, çok seviniyorlar, ne güzel oynadık diyorlar. Deli işi yani. Deli işi. Evet, deli işi. Evet, bu arada da tabii seyirci mest oluyor. Yiğit Özgür müdahil oldu mu tiyatrolaştırılma aşamasında? Tabii ilk başta zaten Emre Özbay, Yiğit Özgür'le birlikte bir toplantı, yazarımız Emre Özbay Yiğit'le bir toplantı yaptı. Sonra ben de dahil oldum. Orada çok kritik bir takım kararlarda yardımcı oldu bize. Yani Hunililer nedir mesela? Yiğit'e göre bunlar, ben dedi, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği masum, günahsız, suçsuz bir karakter. Ne yaparlarsa ya tamam, delidir, önemli değil yeridir denebilecek karakterler yaratmak istedim. Onun için beyaz giydirdim. Hani donları bile yok belki. Çıplak bacak ve bir bembeyaz giysiden ibaretler. Oyunda da öyle mi? Belli bir, evet öyle oyunda da. Biz örgüden Huniler yaptık. El örgüsü Huniler yaptık. Her birine farklı Huni yaptık. Bu masumiyet meselesi, yani onlar ne yapsalar delidir, ne dese yeridir'e denk gelebilecek bir korunma sağlıyor aslında. O da, bunlar da bu konularda kafamızı açtı. Ondan sonra tabii Emre Özbay başka karikatürler istedik, bize yön gösterdi, birlikte çalıştık. Ama bir şeyden, yazımdan uzak durdu tabii, yani onun işi gücü çok fazla. Başında Uykusuz dergisi gibi bir ciddi problem var. Emre Özbay'ın oyuncuların doğaçlamalarıyla birlikte bir araya getirdiği nefis bir metin oldu. Peki sinema yok mu? Var yani, ben hani bir sezonsal boşlukta aslında yapıyorum bu tiyatro oyunu dediğimiz şeyi. Bizim sezonumuz genelde bahar aylarında falan başlıyor ki hani normal sezona film yetişsin. Birkaç tane proje var. Bakalım konular belli başlayayım. Mi? Galiba yeni bir şeye başlıyorsunuz. Ben onun duyumlarını aldım. Ben şimdi doğruyu söylemek gerekirse gerçekten mali kaynaklar, yani ben yapımcı değilim artık. Yalnızca yönetmenim. Onun için yapımcılarla anlaşmaya çalışıyoruz. Bir takım kaynaklar araştırılıyor. Para pul meseleleri. Ve çok küçük bütçeli projeler de var. 2 tane proje yaptım. Biri küçük bütçeli, biri büyük bütçeli diyelim. Uluslararası bir proje var. Tarihi mi? Bir tanesi tarihi. Komedi? Değil, komediden denemez. Romantik bir proje, fantastik bir proje. Bir aşçıyla bir prensesin Selçuklu döneminde İpek Yolu'nda kervansaraylar arasındaki yolculuğunu anlatan bir yemek filmi. Yemek filmi? Evet, Çin'den başlıyor. İşte, yemek filmleri son dönemlerde ne kadar popüler oldu? Belgeselleri de çok seyrediliyor, filmleri de çok seyrediliyor. Yemek filmi dünyada bütün sinemacıların, bütün toplumların ilgisini çeken filmler. Herkes çok merakla gidiyor fakat sayısı çok az. Çok fazla yemek çok filmi yapılmıyor fazla, aslında diğer janrlara göre. Helen Mirren'ın böyle Hint ve Fransız mutfağının karşılaştığı bir filmi vardı. Adını ben hatırlayamadım ama seyrettim ben de onu. Şef. Yine şef son dönemlerde Bradley Cooper'ın yine oynadığı sert bir şefi canlandırdı. Evet, ama gerçekten gördüm. Çok değil. Değil. Kolay değil yapması ve hani hikayeye yedirmesi. Bu hikaye biraz fantastik. Hem Çin hem Türk yemekleri. Yani Çin'de başlayıp Konya Sultanahmet'te biten bir hikaye. Ve hem Çin hem Türk yemekleri, eski reçeteler, şamanik yemekler, büyülü yiyecekler Ben Ezel Akay filmi deyince zaten hemen böyle renkler, bol renk, fuşyalar, sarılar, yeşiller, evet. Böyle bir tarihi hikaye, Yedikocalı Hürmüz, işte evet. Hacı Vatla Karagöz neden öldürüldü, hep böyle Ezel Akay damgası olan yapımlar. Bu da öyle olacak gibi geliyor. Ve bu biraz daha da abartılı hali. Bu, öyle yani, mi? Enternasyonel bir renklilik de var içinde. Yani Hintli, Çinli, Türk, Allah. Fransız oyuncuların olduğu, biraz hikaye gereği öyle. Ve zaten İpek Yolu deyince insanların aklına gelen büyük canlılık, renklilik, çeşitlilik orada da var. Peki Ezel Akay'ın sinemacı yönü çok iyi biliniyor. Tiyatrocu yönü nispeten daha az biliniyor. Ama müzik yönü hemen hemen hiç bilinmiyor. Yani tabii canım, arkadaş çevresinde bilinir. Ne sizin grubunuzun ismi? Mozaik. Mozaik, evet. Heh, Mozaik. Ne yaparsınız Mozaik'le? Ne kadar sıklıkta buluşursunuz? Vallahi neler çalar söylersiniz? Yaklaşık 1983 gibi bir araya gelip ilk konserlerimizi vermeye başlamışız. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nden ve başka çevrelerden de bir 10-12 kişilik bir grubumuz oluştu ve çok 80 sonrasının döneminde ortamında çok popüler oldu aslında. Siz bayağı orkestrasınız, grup tabii falan değilsiniz. Tabii, kocaman bir grup. Orkestra diyelim, yani bir tür caz, rock, füzyon müziği yapan, çok bestecili bir gruptuk. Vokal ağırlıklı şeyler yapılıyordu ama enstrümanlar da vardı. Ben aslında grubun mütevazi bir üyesiydim. Yani vokal yapıyordum, biraz vurmalı çalıyordum ama bir yandan da o tiyatroyla, filmle ilgileniyordum. Tekrar bir araya gelelim. 89'a doğru falan defteri kapattı. 90'larda da, işte 90'larda değil de yakın birkaç sene önce de bir müthiş stüdyo kayıtları vardı. Ben Amerika'ya gittiğim için gruptan ilk iki konserden sonra ayrıldım. Müthiş stüdyo kayıtları vardı. Onlardan bir külliyat albümü çıkardılar. Yaklaşık 80 parça gibi parçalar olan. Yani Türk müzik tarihinde çok çok deneysel ve güzel besteler yapmış, düzenlemeler yapmış bir gruptur. Tekrar bir araya gelelim. Hani ölümden önce bir hayat vardırdı ilk konserin adı. Madem ölümden önce bir hayat var, biz tekrar bir araya gelelim. Tekrar bir araya gelmeler evet. Güzel oluyor değil mi? Şimdi öyle bir konser serisiyle o parçaları, besteler de ekleyerek onlarla harika. Dolaşmaya başladık. Harika. Bu arada tekrar film konusuna geri dönecek olursak, yemek ve aşk hikayesi ve yol hikayesi, İpek Yolu hikayesi. Burada ön planda olan aşk mı olacak, İpek Yolu mu olacak, yemek mi olacak? Vallahi zaten bu bir kere prensip olarak bir yemek yapma yolculuğu. Meraklı mısınızdır yemek yapmaya? Tabii, benim kendi restoranım da var. Yani ben orada yani yemekleri... aşçılık yapayım diye girdim bu işe. Öyle mi? Tabii. Ben peki çok severim. Elinizden ne güzel gelir? Birçok şey. En güzeli. Yani şöyle, birçok şey dememin nedeni, ben hani profesyonel aşçı olarak da çalıştım. Hem bir arkadaşım. Amerika'da aşçı yamaklığı yaptım. Burada bir arkadaşım. Su şef diyelim ona, rica edeceğim. Bayağı bir su. En sulusundan. Evet, en sulusundan hatta. Burada bir arkadaşın restoranında bir 6 ay kendi menülerimi denedim. Sonra da bu restoranını açınca orada mutfağa girdim ve bir menü yarattık aslında aşçılarla birlikte. Size özel bir... şöyle benim böyle çatal sofrası adını verdiğim bir... menü, yiyecek portföyüm var, öyle diyelim. Bunu da Türkiye'de coğrafi işaretli ürünler diye anılan bölgesel doğal malzemeler var. İşte Kars kazı var. İşte ne diyeyim, Tekirdağ'ın bir peyniri, beyaz peyniri var, oranın özel. İşte güneyin otları var, dağ otları var, Erzurum otları var, bilmem ne, böyle. Aslında kaybolmuş, unutulmuş ama bölgelerde hala yaşayan, Türkiye'deki ziraati canlandıracak da en önemli projedir bu coğrafi işaretli ürünler projesi. Ben yıllar içinde reklam filmlerinden seyahat ederken falan bunları topladım. Tadına baktım, aldım, öğrendim falan filan. Genellikle de böyle natürel ürünlerle bizim meze sofrası dediğimiz, aslında küçük çeşnigil küçük sofrasıdır o, tadımlık sofradır. Onlardan üretiyorum. Bizim çok, bildiğimiz... Hani Rum, Ermeni mutfağının yanı sıra onların o meyhane kültürüne kattıkları mezelerin ötesine geçip Türkiye'nin her yerinde, çünkü meze dediğimiz, çeşnigir sofrası dediğimiz şeyler yeniyor, üretiliyor. Yani neden vazgeçemezsiniz yemekte? Sabah, öğlen, akşam yerim dediğiniz mesela. Peynir, yoğurt. Yoğurt mu? Tabii. manda yoğurdu falan manda gibi. Manda yoğurdu, sabah. Süzme yoğurdu ağırlıklı olarak. Sabah yoğurt yenir mi? Oo, nefis olur. Gerçekten tabii. Mi? Nefis olur. Üzerine kekik serpin. Peynir de ama hangi çeşit? Roquefort mu yiyeceğiz? Yok, şimdi bir kere bir beyaz peyniri bir kenara beyaz koyalım. Beyaz peyniri koyduk yani kenara. Beyaz peynirin de yani bir parça girince birden öğrendim ki Kırklareli'nde bir süthane olduğunu keşfettim. Bana önerdiler, dediler ki oranın peyniri iyidir. Telefonla aradım, dedim ben sizden beyaz peynir almak istiyorum dedim restoran için. Veremem dedi. Oh, neden dedim. Çok çekici. Daha bir senesi de olmadı dedi. Şimdi biz beyaz peyniri neredeyse 3 aydan önce yenmez ama neredeyse taze taze yiyoruz. Fakat bekledikçe işin, mesela bu sene 4 yıllık beyaz peynir gönderdi orası bana. Roquefort falan yanında halt etmiş. Küflü küflü. Hayır değil. Yani aroması, tadı böyle acılığı muazzam bir peynir çıkıyor. Yani biraz beklettiğinizi, 1 sene 2 sene beklettiğinizde çok lezzetli, yepyeni bir peynirle karşılaşıyoruz. Çocukluğumda hatırlıyorum, vardı öyle şeyler. Bekletilirdi, tenekelerle gelirdi, evde dururdu falan. Ama anladım ki biz endüstrileştire bu yemek ve yiyecek meselesini birçok lezzetten vazgeçmişiz. Ama yaşıyor onlar hala. Sushi yer misiniz? Sushi de yerim tabii canım. Yani ben şöyle 1-2 böcek türü diyelim dışında. Hariç. Yemediğim, tadına bakmadığım şey neredeyse yok. Ay, National Geographic'te çok acayip Tabu diye bir program var, bilir misiniz? Tabii, o Tabu'da dünyanın en absürt yiyeceklerini tadıyorlar. Evet. Ya ben de her şeyi tadarım diye düşünürken asla yapamayacağım şeylerle karşılaştım. Şart değil yani ondan. Öyle o kadar derinlere girip ispata gerek yok yani. Bir de unutmamak lazım, bazı yiyecekler büyük yoksullukların, kıtlıkların sonucunda ortaya çıkıyor. Sushi de öyle. Şey. Sushi biraz denizci yiyeceği. Çünkü orada pişirecek bir şey yok. Öyle doğmuş olduğu hep söylenir. Pizza zaten pide ile aynı kelime. Bütün o Akdeniz şeyinde o da çabucak, yokluktan atmış. Çabucak. Bu arada bütün bunları da Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik bitirmiş biri anlatıyor. Bakar mısınız? Programın başında tiyatroyla başladık. Ardından sinemaya giriş yaptık. Ardından müzik dedik. Şimdi de yemek konuşuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan birinin tahmin ediyorum ki matematik zekası vesaire üst boyuttadır. Yani işte o kadar üst boyutta var. Falan değil ama bu eğitim. Ya üst boyutta diye bir şeye gerek yok. Bunlar tesadüfler, kültürel. Nasıl tesadüf? Yani üniversiteyi kazanan insanlar, çevrelerin en zeki insanları falan değiller. Bir eğitim birikimi bu. Kimine veriyorsun tabii. Almıyor, kiminin matematik zekası var. Evet, şimdi Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzel üniversitelerinden, güzide bir üniversitemiz efendim. Girmek de kolay değil. Doğru. Belli bir şeyin üstünde olmak gerekiyor. Çalışkanlığın ve almışlığın diyelim. Ama ben şunu daha önemsiyorum. Biz yeteneklerimize göre eğitim alamıyoruz. Herkesin gerçekten üstün olacağı, hiç üstün zekalı olmamasına rağmen üstün ürünler verebileceği bir alan var. Yani iş sadece zekayla değil, başka duygusal şeylerimiz var, şu var, bu var. Siz 18 yaşında üniversiteye girdiğiniz zaman eğer arzu ettiğiniz bölüme girseydiniz ne olurdu bu? Bir küçük katkıda bulunayım. Arzu ettiğim bölümün de önemi yok. Çünkü arzu dediğimiz şey de sosyal bir şey. O zaman ben mühendislik ve atom mühendisliği arzu ediyordum. Ama öbürünü arzu etmeyi bilmiyordum ki. İşte onun için yani aslında bu konuşma biraz absürt bir konuşma değil mi? Ya evet, çünkü bizi aslında mutlu eden şey kendimizi yaratıcı ve yeteneklerimize uygun bir yerde bulmamız. Biz bir şeyi hayal edebiliriz, o hayal bizim hiç işimize, hiç mutlu etmeyebilir. Ben mühendis olarak kalsaydım kesin mutsuz olurdum. Ben de hiç hayal edemiyorum. Bunu mühendisliği öğrenince anladım. Hı hı. Aklım başka yerde olduğu için. Yani beni yeteneğime göre bir yere yönlendirmiş olsaydı eğitim sistemi, çok yenidir bu. Bütün dünyada aynı problem var. İşte Finlandiyalar bir şeyler deniyorlar falan. Herkes bu konuyu şu anda kafayı yoruyor. O yetenek ne sağlıyor? Ben el becerilerim çok iyi diyelim ki. Yaptıkça seviniyorum. yapasım geliyor. Bunu bulmak o kadar zor ki aslında, insanın yeteneğini keşfetmek. Kesinlikle, ama bunun yolları var. Dünya muazzam pedagojik çalışmalarla dolu. Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri mümkün. Sistemle çok ilgili. Ve düşünsenize, bugün yani hep sınıfta kalmış, o yüzden üniversite kazanamamış, o yüzden doğru düz iş bulamamış birisi aslında Türkiye'nin en önemli ziraatçısı olabilirdi. Değil mi? Onun yetiştirdiği bitkiler, ağaçlar, bilmem neler bizi mutlu ederdi, onu mutlu ederdi. Hı hı. Bir bölgenin çölleşmesinin önüne geçecek fikirler çıkartabilirdi. Kim bilir? Yani o alanda yetişmediği için, o alandaki yetenekleri hiç ciddiye alınmadığı için mesela bitkiye karşı, bitkilerle ilgili özel yetenekleri var. Şimdi bunu duysanız ciddiye almazsınız ki. Hayır, sen önündeki matematiğe, İşte biyoloji dersine şuna yönel, ne bileyim yurttaşlık bilgisi öğren falan diye biz bastırıyoruz çocukları. Gerçi çok değişti eğitim sistemi de, bizim tabii değişti, zamanımızdaki eğitim sistemi tabii. Ve daha çok da değişecek. Tabii ki, şüphesiz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Ne güzel sohbet. Tam da yeni olayın içine dahil olmuştuk. Bu olay açılıyordu ama yönetmenim diyor ki sürenin sonuna geldik. Güzel noktalıyoruz. Tam böyle izleyicilerimizin hafızasında pek çok şey bırakmış ve bence pek çok soru işareti bırakmış şekilde noktalıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz Ezel Akay. Ben teşekkür ederim. Efendim, Hunililer, sevgili Ezel Akay yeni tiyatro oyunuyla bizlerle birlikteydi. Ama tabii ki konu Ezel Akay olunca bu kadar yetenekli, farklı alanlarda faaliyet gösteren bir insan, konu başka yerlere de değmedi değil. Tekrar bizlerle birlikte olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Bir başka Söz Sende'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.